koronavirüs süreci, karantina süreci başladığından beri uzaktan eğitim sürekli tartışılan ve sürekli tartışmalı noktaları farklı zamanlarda, farklı biçimlerde ortaya çıkan bir konu. Liseliler açısından da, üniversiteler açısından da ayrı olarak. Tabii liseliler deyince akla ilk olarak EBA TV geliyor ve bununla birlikte çeşitli imkansızlıklarla hem sınava hem derslerine hazırlanmaya çalışan arkadaşlarımız var. Tabii bunlarda buradan onlar adına konuşmak doğru olmaz. Zaten bu programda biraz onlar konuşsun diye yapıyoruz. Belki ilk konuşmacı arkadaşımızı alabiliriz. Antep'ten Berfin katılacak, bizlerle olacak. Biraz kendi yaşadıklarını anlatacak. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Biraz kendini tanıtmak ister misin izleyen arkadaşlara da? Olur. Berfin ben. Antep'te YKS hazırlık öğrencisiyim. Açık öğretimden okuyorum liseyi bu son dönemde. Yabancı dilden gireceğim sınava. Şimdi hazırlık öğrencisi olduğun için belki ilk başta şunu sorabiliriz. Sınav tarihiniz bir ay ertelendikten sonra tekrar bir ay öne çekildi. Ne hissediyorsunuz? Hı hı. Bir hafta sonra sınava gireceksiniz. 5 gün sonra sınava gideceğiz. Çok az kaldı. Gerginiz aslında. Çünkü bu sınavın işte tarihinin 2 kez değiştirilmesinden dolayı programlarımızı değiştirmemiz gerekti 2 kere. Programı değiştirmek zaten çok büyük hasar verdi sonuçta. Her şeyi en başta çok farklı şekilde planlamıştık. Her şeyin belli bir gidişatı vardı. Ne zaman, hangi gün, ne kadar denemeleri arttıracağız falan. Her şeyi o şekilde planlamıştık. Sonra sınav tarihi ileriye atıldığında biraz daha rahatladık. O yüzden işte programımızı tekrar genişlettik. Bazı insan, mesela bazı arkadaşlar yorulduğu için daha az çalışmaya falan başladılar. Ama sonra tekrardan geri çekildiğinde her şey daha da endişeli olmaya başladı. Mesela ben ağladım. Bayağı tedirgin olduk ve aynı zamanda zaten böyle bir süreçte sınava gireceğimiz için kendimizi çok şanssız hissediyoruz. İşte bu benim bahtım, bu benim kaderim diye işte karalar bağladık. Psikolojik olarak gerçekten hiç iyi değiliz. Ve bu stres yüzünden, yani yeterince iyi hazırlanmış olsak bile sırf stresten dolayı başaramayacak olma ihtimalimiz var. Bu yüzden de korkuyoruz aslında. Böyle bir kısır döngüye giriyor. Doğru. Bir de sınavın bir hafta öne çekilmesiyle Twitter'da da çokça hashtag çalışması da gördük aslında. Özellikle lise son sınıfı öğrencilerin hani bir ay ertele salgını ilerletme diye. Buna dair de bir tedirginlik oluyordur mutlaka. Evet. Bunun dışında sınavın ertelenmesi dışında sadece YKS değil, aynı zamanda açık öğretim sınavı da ertelendi. Ben de bir açık öğretim öğrencisi olarak bu da aynı zamanda çokça gerginlik yarattı. Çünkü normalde bizim YKS'den daha önce açık öğretim sınavına girmemiz gerekiyordu. Şimdi sınav 25-26 Temmuz'da olacak ve ben henüz liseden mezun olup olamayacağımı bilmeden üniversite sınavına gireceğim. Belki çok iyi bir net yapacağım, çok iyi bir puan yakalayacağım sınavda ama liseden mezun olamayabilirim. Bu yüzden daha da bir gerginiz. Bunun dışında bu süreçten dolayı AYT'de işte alan yeterlilik sınavından ikinci dönem konularını çıkarttılar. Bazı konuları çıkarttılar. Eşit ağırlık sayısal ve sözel öğrencileri için biraz rahatlama oldu ama bazıları işte çok fazla emek vermiş olup çok uzun zamandır çalıştığı konuları bırakmak zorunda kaldılar. Dil öğrencileri için, ben dil öğrencisiyim. Dil öğrencileri için hiçbir şey değişmedi çünkü gramer ağırlıklı oluyor ve grameri zaten 11. sınıfta görmüş olmamız gerekiyor. Fakat bu Türkiye'deki dil öğrencileri için öğretmenin eline bırakılmış bir şey. Yani belli bir müfredat, belli bir denetleme falan yok bunun için. Dil sınıfını alan öğretmen ne yaparsa
biz onu kabul etmek zorundayız ve eğer 11. sınıfta veya 12. sınıfın ilk döneminde öğretmen yeteri kadar iyi öğretmediyse ikinci dönemde de hiçbir konu çıkarılmadığı için yine dil öğrencilerinin dezavantajına bir durum oldu. Dil sınıfı eğitimine yönelik daha açabiliriz. Yani sadece uzaktan eğitim de değil, genel olarak dil öğrencilerinin eğitimine yönelik ne düşünüyorsun? Belki buna dair de biraz fikirlerini alabiliriz. Dil öğrencilerinin Türkiye'de milli eğitimin okullarında bir eğitim aldığını düşünmüyorum. Çünkü birinci olarak zaten devlet bir kitap vermiyor. Hiçbir şekilde bir İngilizce kitabı yok. Yani İngilizceye dair hiçbir kitap yok. Dil öğrencilerine yönelik bir kitap yok. Belli bir müfredat yok. Dil sınıfını... Aynen, dil sınıfını bir İngilizce öğretmenine veriyorlar. Onu da hatta yani müdür ve müdür yardımcısı nasıl isterse ona göre dağıtıyor. Bazen işte bir sürü öğretmene veriyorlar, bazen tek bir öğretmene veriyorlar. Dil öğretmeni ne yaparsa, senin için ne çabalarsa set falan aldırıyorlar zaten. Ve İngilizce setleri yani en ucuzu 250-300 lira. Ve bu set yani bir yıl içerisinde yetse ikinci yıl üniversiteye hazırlanmak için yeni bir kitap daha alman gerekiyor. Ki zaten ayrıca matematik, Türkçe ve sosyal gibi dersler için de ayrıca kitaplarımızın olması gerekiyor. O yüzden dilciler olarak bu konuda da dezavantajımız var. Bunun dışında aynı zamanda dil öğrencisi olduğumuz için mesela İngilizcemizin iyi olması gerektiğini düşünüyor insanlar. Ama yani okullarda verilse en iyi eğitim mesela öğretmenin ne kadar iyi olsa bile sınava yönelik bir İngilizce öğretiyor sana. Gramere yönelik bir İngilizce öğreniyor. Ve konuşma, okuduğunu anlama, yazma gibi İngilizce becerilerden geri kalıyorsun. Bu yüzden yani çok da bir eğitim almış sayılmıyoruz lise boyunca. Diğerlerinden çok daha geride oluyoruz. Doğru, bir sınavı geçmeye odaklanan bir eğitim sisteminde zaten belli bir müfredatı olmayan ve kaynağı sağlayamayan bir eğitimde oldukça zor dediğin gibi. Dershanelerden yardım alıyoruz bu konuda. Özellikle tabii zaten dil içinde çok fazla dershane yok. Dil kursları falan var evet ama sınava yönelik İngilizce eğitim veren İngilizce kursları gerçekten çok az. Ki zaten çoğu da eğitimi bu son süreçte 3 aydır durdurmuş durumda. Bazıları paraları da iade etmediler. Eğitim görmemelerine rağmen, dershaneye gitmemelerine rağmen hala para ödemeye devam eden bir sürü öğrenci oldu. Bazıları mesela benim, ben de bir dershaneye gidiyorum. Benim gittiğim dershane internet üzerinden canlı dersler vererek ve bize belli bir program yaparak derse devam etti. Ama sonuçta verdiğimiz binlerce paranın karşılığı o sıralarda oturup bir ders görmekti aslında. Onun da karşılığını alamadık. Bayağı dezavantajlı olduk biz dilciler olarak. Doğru söylüyorsun. Bir de sınava bu kadar az kalmışken bu sürecin ağırlığıyla birlikte zorlayıcı da bir zaman. Eklemek istediğin bir şey var mı? Eklemek istediğim... Hayır, başka bir şey yok galiba. Yok. O zaman teşekkür ederiz katıldığın ve yaşadıklarını ve hissettiklerini anlattığın için. Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet, bir son sınıf arkadaşımız, bir dil sınıfı öğrencisi arkadaşımız bize yaşadıklarını anlattı. Şimdi Sezen'i alacağız canlı yayına. Nasılsın? Aynen. İyiyim, siz nasılsınız arkadaşlar? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Biraz kendinden bahsetmek ister misin izleyen arkadaşlara? Tabii, olur. Sezen ben. Ben bu sene 9. sınıfa gidiyordum. Dolayısıyla 10. sınıfa geçtim. Ve bu durumdan dolayı henüz bir bölüm de seçemedim. Fakat bir tahminim, tabii ki de bir amacım var. Hani büyük ihtimalle sayısal seçeceğim gibi duruyor. Fakat dil alanında da iyiyim ama sayısal biraz daha ağır basıyor sanırım. Bu şekilde yani genel olarak. Peki Sezen, aslında ilk lisenin ilk yılının yarısını karantinada ve uzaktan bir şekilde eğitim vererek geçirdin. Belki ilk yılda hiç kimsenin beklemeyeceği bir şeydir bir lise eğitiminde. Nasıl geçti senin için uzaktan eğitim? Biraz anlatabilir misin?
Tabii yani şöyle benim için aslında hiçbir eğitim olmadı diyebilirim. Çünkü ilk başta başladığı zaman zaten hani bayağı uzun bir süredir yani sosyal medyada ders işlenmeye başlıyordu. Hani YouTube kanalları vardı ya. Zaten onlara hiç ayak uyduramıyordum. Ben bu şekilde pek iyi yapamıyorum açıkçası. O yüzden bunun benim için iyi olmayacağını az çok tahmin etmiştim ama yine de denemediğim anlamına gelmiyor bu. Denedim. İlk önce girmeye çalıştım fakat hayır olmadı yani. İşte bize belli uyarılar veriyordu. İşte sizin ders saatlerinizde girin vesaire. Ki şöyle bir durum var. Uzaktan eğitimi araştırdığımız zaman aslında uzaktan eğitimin tanımları arasında böyle bir durum yok yani. Yani istediğimiz zaman istediğimiz video, istediğimiz kaynağa erişebilme hakkımız olması gerekiyor aslına bakarsanız. Fakat kesinlikle öyle bir şey yok. Ama belli Ki saatlerde belli programları izleyebiliyorsunuz zaten. aynen. Ki bir, yani bizim yani ihtimallerimiz de bizim şansımız var. Yani şans olmayan çok fazla insan var. Bunu yani eğer böyle bir şey yapıyorsanız her ihtimali düşünerek bir şey yapmanız gerekir ve uzaktan eğitim olayı bu her ihtimali kapsamıyordu ne yazık ki. Yani ben zaten hani anlamadığım için kitaplardan destek alarak eğitimimi devam ettirdim. Fakat hani kitap alamayan insanlar bile vardı. Zaten şöyle bir durum var. Ben bize yasak gelene kadar kitapçıda çalışıyordum. Direkt insanlarla direkt sohbet içerisindeydim. Yani çoğu kişi hani uzaktan eğitim olsa bile yine de bir kitap yani uzaktan eğitimi alma şansı olmasına rağmen yine kitabı tercih ettiler. Yine kitap aldılar. Ve yani kitapların aşırı pahalı olmasına hiç değinmiyorum bile. Ki bize kitap aldırtmak zorunda kalan bir eğitim sistemi var. Ona da hiç yani bir şey demiyorum. Aynen. Ya şimdi şöyle bir durum da var. Ben aslında dersler konusunda pek zorluk çekmiyorum. Yani istersem eğer biraz üzerine düştüğüm zaman halledebiliyorum. Bu yüzden biraz rahatsız davrandım açıkçası. Ama tabii ki de isterdim. Yani daha her insanın buna ulaşabilmesini, uzaktan eğitimi gerçekten alabilmesini isterdim. Peki bu uzaktan eğitimdeki derslerin içeriği nasıldı? Senin için yeterli oluyor muydu? Yani benim için ya hiç yeterli değil. Yani açıp baktığım zaman konulara yani konuların yani birbirinden çok bağlantısız, alakasız olduğunu tarih dersinde yani bir ilk önce anlatılan devlet sonraki anlatılan devletten daha sonra kurulmuş. Yani bir kronolojik bir sırası yok. Yani zaten alakası yok bari belli bir düzenle gitsin diyorsunuz ama o da yok yani. Onun dışında hani bilim yani 9. sınıfa geçince biraz daha anladım. Hani fiziğin, kimyanın, biyolojinin birbiriyle olan bağlantısını vesaire. Hani bunu anlayabiliyorsunuz fakat dersler üzerinden birazcık daha, baktığınız zaman yani yine de bir hani asıl olarak anlayamıyorsunuz yani o bağı. Bilmiyorum. Yani ve daha önceki arkadaşına dediği gibi kesinlikle sınav odaklı bir eğitim var. Yani öğretmen bize bir bilgiyi verdiği zaman yani ardından direkt şu cümleyi söylüyor. Çocuklar bu cümleyi kenara not alın, sınavda kesin çıkar. Yani bu cümle bile bir sürü şey anlatıyor. Evet, doğru. Bir de 9. sınıftan da devam ediyor bu ezberci eğitim sistemi. Daha geçen gün zaten liseye geçiş sınavları da olmuştu. Aynen. Peki senin açından nasıl geçiyor bu süreç? Yani derslere hazırlığın da dışında. Şimdi şöyle bir durum var. Ben kendi açımdan mükemmel bir zaman geçiyor gerçekten. Yani okul zamanında yani 24 bir günün 24 saat olmasının bile bizi strese sokuyordu. Yani nasıl yetiştireceğiz diyorduk. Hani çoğu öğrenci de uykusundan çalarak yani derslerini ödevlerini yapmaya çalışıyordu ki sonucu da yani pek de parlak değil aslında bakarsanız. Ama bu dönem geldiği zaman hani daha programlı bir şekilde çalıştılar. Sonuçta tüm günü kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. 9 saat boyunca saçma bir programa göre gitmiyor yani hayatı okul zamanındaki gibi. Kendisi insan yani programını ayarlayabiliyor. İşte sabah 9'da uyanırım, kahvaltımı yaparım, sonra bir film izlerim merak ettim, sonra bir dizi bölüm izlerim, sonra kitap okur, ders çalışır vesaire, bilgisayar oynarım vesaire gider yani. Kendiniz çok güzel yani böyle organize edebiliyorsunuz. Bu açıdan mükemmeldi. Ve bunu hani sadece biz öğrenciler olarak fark etmedik. Yani bizim ailemizdeki insanlar bile
bir şey bizden bizimle beraber bir şeyler öğrendi ve bizdeki bu gelişimi fark ettiler. Bütün insanlar da gördüm ben bu gelişimi. Evet, aslında doğru dediğin gibi gelişim gerçekten çok yönlü bir şey. Peki o zaman sana bir de şeyi sormak istiyorum. Yani bir lise eğitiminden beklentilerin ne? Bir artık 10. sınıfa da geçiyorsun. İlk yılını da yarı karantina, yarı örgün eğitimle tamamladın. Liseden beklentim, şimdi şöyle bir durum var. Ben bir mahalle okuluna gidiyorum. Hani sınava çok çalışmıştım ama olmadı. Ama olan arkadaşlarım da var ve onlarla da görüşüyorum. Fakat pek farklı şeyler duymuyorum açıkçası. Yani bizim gittiğimiz okulun donanım eksikliği çok fazla. Gerçekten çok büyük donanım eksikliği var. Fakat genel olarak devlet okulların genel sorunu bu. Hani ya mahalle okulu olmasının ya da nitelikli bir okul olmasının bir farkı yok yani. Ha, ve nitelikli bir okul olduğu zaman aslında biz, hani en azından ben Gazi'de oturuyorum ya da herhangi sentinin dışında bir okul olduğu için yani o ulaşımdır, işte sabah kalkma saatleridir vesaire çok zorluklarda yaşanabiliyor tabii. Yani demek istediğim aslında şeydi, devlet, işte nitelikli okuldur, mahalle okuldur fark etmez, hepsinde aynı şey var. Bizim istediğimiz şeyleri aslında yapmamız engelleniyor yani. Ben müzik alanında kendimi geliştirmek istiyorsam şu anda gittiğim okula devam edemiyorum. Yani eğer müzikle alakalı bir şey yapmak istiyorsam ya sanat okuluna gitmem gerekiyor ya da yani üniversitede öyle bir şey seçmem gerekiyor. Yani bize şöyle bir şart şart koymak değil de çünkü istediğimiz için yapıyor olacaktık. Hani dizilerde pek görürüz ya, hani bir spor dalı seçmelisin, derslerin şu seviyenin üstünde olmalı gibi bir şey olsaydı en azından biraz daha iyi olabilirdi. Yani bu şekilde müzik için, ben müzik yaptığım için açıkçası biraz ona daha çok önem veriyorum ama yani spor yapan öğrenciler var, müzik yapan öğrenciler var fakat hem müzik hem spor hem dersi ya da ikisinden birine yani devam ettiremiyorlar. Yani ikisini devam ettirebildikleri içinin dolu dolu olduğu bir program beklerdi. Peki var mı eklemek istediğin son olarak olmasın dediğin? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Yani eklemek istediğim bir şey yok ama şöyle bir şey diyeceğim. Hani ben üniversite sınavına daha çok var tabii. Lise sınavına giren arkadaşlar da varsa şimdiden umarım güzel bir sonuç alırsınız ama ben açıkçası sınavların bizim hayatımızı bu denli etkilemesini doğru bulmuyorum. Yani her ihtimalle karşılaşabileceğiniz bir şey olarak görünüyor. O yüzden en azından yani belli bir vaktinizi ayırıp gerçekten ne istediğinizi sorarsak bence hani sınavla da ulaşacak olsak bile bir şeyler yapmalıyız. Hani bu süreçte yıpransak bile belki de yani sonucunda bizi mutlu edecek bir şey için çok yani hareket etmeliyiz. Hani eğer sınav bunu engelliyorsa sınava da girmemek bile bence bir seçenek. Hani sonucunda yani biraz şu Türkiye şartlarında tabii ki hani sonucunda kötü şeyler olabilir ki yani okusan bile aslında değişmiyor ama hani okuduğun en azından bir mesleğin oluyor ama okumasan da bence şu şartlarda pek bir şey değişikliğin olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden çok takmak gerektiğini düşünmüyorum. Evet, doğru. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi de üçüncü arkadaşımızı alacağız, Zehra'yı. Kendini tanıtarak başlamak ister misin? Biraz da kendini tanıtsın. Ben Zehra. Ankara Çankaya'da bir Anadolu Lisesi'nde okuyorum. 11. sınıfım, şu an 12. sınıfa geçtim. Yani geçeceğim. Öyle. Sen biraz bize bu uzaktan eğitim sürecindeki deneyimlerini anlatmak ister misin? Tabii. Şöyle anlatayım biraz. Örgün eğitimde de zaten hani konularımız tam müfredattan gitmiyordu. Hani birazcık geriden, birazcık ileriden gittiğimiz derslerimiz vardı. Uzaktan eğitime geçtiğimiz sürede de zaten ilk başlarda EBA'nın kendi TRT kanalından devam ettik bir süre boyunca. Daha sonra da EBA'nın görüntülü konuşma uygulaması gibi bir şeyi vardı. Hani öğretmenlerimiz oradan inisiyatife bağlı olarak bizlere ders anlatıyordu. Oradan ilerlemeye çalıştık. Ama hani internet bazen oluyordu. Ders saatlerinde elektriklerimiz bazen gidiyordu. Hani veya cihazımız olmuyordu, uygun bir cihazımız olmuyordu. Ha, bu yüzden bolca sıkıntı yaşadık. Zaten öğretmenlerin kendi inisiyatifine bağlı olması ders anlatmaları hani bizi bu konuda aslında biraz fazla zorladı. Çünkü hani bazı öğretmenler ders işlemedi, bazıları işledi.
Veya EBA akademik destekten bazı öğretmenler ödev gönderiyordu ama çok belirli bir saat aralığında girebiliyorduk EBA'ya. Ve hani ödevleri o saatlerde yetiştiremiyorduk gibi gibi bir sürü problemimiz vardı. Peki bu ilk başta EBA TV üzerinden dersleri takip ederken derslerin içeriğine yönelik ne düşünüyorsunuz? Çünkü ders saatleri kısaltılmıştı, farklı sınıflar farklı saatlerde izleyebilsin diye içeriklerin yoğunluğu değiştirilmişti. Şöyle ya neredeyse her dersi takip ettim ama hani böyle verim aldığım için takip etmedim aslında öyle söyleyeyim. Matematik dersleri, edebiyat dersleri, Türkçe dersleri veya sosyal bilimler dersleri bu gibi temel derslerin saatleri hem çok azdı ve araları çok kısaydı. Hani hem öğrencilerin motivasyonu bozuluyordu bu açıdan. Hem de hani içeriğini o kadar daraltmışlar ki şöyleydi, yani bunu örneklendirmek gerekirse hani bir problemi ÖSYM tipinde çözdüklerini iddia edip hani daha çok çok basite indirgenmiş bir şekilde anlatıyorlardı. Çünkü hem nitelikli okullara hem niteliksiz okullara işte meslek liselerine de aynı dersler anlatıldığı için hani arada bir haliyle fark oluyordu. Onun dışında bu İmam Hatip liselerine fazlaca bir zaman ayrılmıştı. Hani bizden kısıp onlara verler gibi bir şey oldu. Hani bu gibi bunlar olduğu için hani fazla verim alamadık açıkçası. Bir de hani sürekli olarak aralarda bu ilahiler falan zaten gündem oldu biliyorsunuz. Bunun gibi problemler yazık bolca. Peki sonrasında hocalarınızla birebir değil tabii de hani daha özel inisiyatif alıp ders açan hocalarınız olduğunu da söylemiştim. Bunlara da sonradan erişebiliyor muydunuz bu derslere? Yani sonradan da şansınız oluyor muydu? Şöyle EBA üzerinden olan derslerde direkt ekranımıza zaten bildirim düşüyordu. İşte dersin hocası ders açtı diye. Ona giriyorduk. Zaten 40 dakikalık bir süreç var. 40 dakikadan sonra uygulama kapanıyor. 40 dakikada hoca ne anlatabilirse artık. Bir de hani EBA'nın sürekli bir çökme durumu vardı. Bu çökme durumlarında da hani bazen giremiyorduk. Hocalar yayın açacağım diyordu, açamıyorlardı veya yayından hepimizi atıyorlardı. Hani birçok dersimiz bu şekilde yarım kaldı. Zaten birçok öğretmen EBA'nın kendi hani çöküntülerinden ötürü yani yayınlarını bile açamadılar. Bu gibi problemler yaşadık evet. Tabii bir de şeyden de bahsettin yani o saatte internet kesiliyor, elektrik gidiyor. Bunlar çok olası. Aslında günlük yaşam içinde çok olan ama belki de bu karantina döneminde iyice hayatımızı özellikle de eğitim yaşantımızı zorlayan da bir yerde duruyor. Buna yönelik de bir destek, öğrencilere yönelik bir destek işte internet bursu işte ya da sonrasından derslere erişim gibi şeyler de pek olmadı. Bu da mutlaka Evet. olumsuz etkilemiştir. Maalesef yani. Bu aslında telafi dersi gibi bir şeylerin hani konulmasını biz de çok istedik. Çünkü bazı öğretmenler çok geç açıyorlardı yayınlarını. Hani bazıları hatta uyuyordu o derslerde. Bazıları da çok erken açıyordu yayınlarını. Hani o saatlerde uyanamayanlar da çok fazla oluyordu. Ama maalesef hani bu EBA'nın kendi sitesinden hem yayını kaydedemiyorduk. Böyle bir sıkıntımız vardı. Hem de tekrardan bir ders koyamıyordu öğretmenler. Hani kendi planları vardı çünkü okulların yaptığı planlar vardı. O saatler içerisinde girmek zorundalardı. Peki sen pardon. Peki sen nasıl hissediyorsun? Yani hem evet belki sınav yılın değil ama yani bir lise eğitiminden beklentilerine yönelik bu süreç sana neler gösterdi? Şöyle örgün eğitim koşullarında da alamadığımız nitelikli veya bilimsel eğitimi uzaktan eğitim sürecinde hiç alamadık. Hani en azından öğretmenlerimizle yüz yüze hani bir şekilde bu problemleri aşmaya çalışıyorduk biz öğrenciler olarak. Ama uzaktan eğitim koşullarında bu çok fazla zorlaştı bizler için de. Onun dışında eğitimden aslında çok fazla beklentimiz var ama yani şu an galiba bunları sayarsak bitmez gibi duruyor. Ya kısaca hani hepimizin anlayabileceği türden hani hiçbirimizin birbirinden üstün tutulmadığı bir şekilde hani bilimsel üstelik yani bilimsel nitelikli bir eğitim istiyoruz en başta. Ve galiba bu kadar. Bir de sınav sistemini sürekli değiştirmeseler çok seviniriz.
Peki senin eklemek istediğin bir şey var mı? Bu sürece dair paylaşmak istediğin? Bizlerin maalesef seslerini duymazdan geldiler. Hani ben evet 11. sınıf öğrencisiyim. Bu sene 12 oldum ama ben bir gecede 12. sınıf oldum. Hani bir süre zarfında 12. sınıf olmadım. Yani bu yüzden hani biz öğrencilerin seslerini hani birazcık daha kendimiz birleşerek yani sesimizi duymamız gerektiğini düşünüyorum ben. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz katıldığın için. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Yayınımızı bitirebiliriz. Hepinize izlediğiniz için, katılan arkadaşlara da deneyimlerini ve düşüncelerini paylaştıkları için teşekkür ediyoruz. Bir başka Genç Hayat yayınında görüşmek üzere. Hoşça kalın.